Bu ne demek oluyor Seyit Ali? Kendimiz var, buyur gel dediğin bu muydu? Yıllardır şu eşikten içeri adım atmadım. Kızın aramıza saldığı zehir her gün azar azar katran oldu ciğerimde. Ne düzenimiz kaldı ne dirliğimiz. Sandım ki sen de bendensin. Sandım ki içini sızladır. Bir çift laf edemeyişimiz. Buyur gel dediğinde kadim dostluğumuzun hatırına icabet ettik. Ha bir gayret. Toparlayabilir miyim dedik. Meğer niyetin başkaymış. Hadi kalkın gidiyik. Karadağların sevinç sayıp kutladığı bizim için yüz karası. Hadi kalkın derim. Cumali'yim. Öfkeyle kalkan hem etrafını yakar hem de kendini. Vaktiyle bizi yakan yaktı hafız. Öldü deyi namazını kılmayıp yıllar sonra can vermeye kalkan da kabahat. Hadi kalkın dedim. Ana. Öğretmenim. Doğduğun gün kızımdır deyi yedi düvele dağıttığım ekmek sana haram olsun. Senin evinde. Hani bunlar senin ailende.
Ne yaptıklarını sanıyorlar ya bunlar? Kimsiniz lan siz? Kimsiniz lan? Kimsiniz? Kimsiniz lan? Kerem. Tamam. Dur Kerem'im yapma Allah aşkına. Anne ne duracağım? Görmedin mi ya adam resmen kovdu bizi. Allah aşkına Kerem'im bari sen yapma. Anne. Kimse sana böyle davranamaz. Kimse. Tamam. Kerem'im ne olursun. Oğlum beni biraz üzmek istemiyorsan. Açacaklar o kapıyı. Açacaklar. Tamam Kerem'im tamam. Yalvarırım ne olur şimdi değil. Nefsem güzel kızım. Güzel kızım kardeşini al. Seyit Ali gel. Gel Seyit Ali. Kapına geleni boğmak sana hiç yakışmadı Seyit Ali. Hele orada çoluk çocuk varken hiç olmadı. Hafız, burası han kapısı değil. İstediğinde tekmeyle kapıyı kırıp gideceksin. Kafana estiğinde de gelip içeri gireceksin. Tamam doğru değil de ama bu meseleler böyle çözülmez. Sen onların atasısın, babasısın. Hadi şu inadını bırak da aç şu kapıyı. Al içeri bir güzel konuş. Ya bu kadın o çocuklarla gecenin bu vakti ne eder, nereye gider ya? Hafız, bilirsin değerli misin? Ama daha fazla söyleme, gönlünü kırarım. Kusura bakmayın, aklımızda olmayan başımıza geldi. Hadi yemekleri soğutmayın. Beyhan, yemekleri tazeleyin kız. Nefise bak. Biz artık müsaade rica etsek. İnşallah başka bir akşam gelir, sofranı gene şenlendiririk. Ama hiç olmadı böyle. Biz bizi bilirik. Yalnız sen Seyit Ali'yi yalnız bırakma. Melek'i de kolla, tamam mı? De hadi kalkın. Benim fakirhaneye gidek. Birer çay içelim. Hadi buyurun. Allah razı olsun. Senelerdir arayıp sormadın eve, öyle habersizce çıkıp gel. Yapma Kadriyem. Sen bari yapma gece tamam. Ne ettim ben? Ne ettim? Milletin kutlamasına gazetip hevesini kursağında mı bıraktım? Görmeyeyim mi? Halam sabahtan beri kendini paraladı. Bizim için, bebeğimiz için sofralar kurdu. Babam, senelerdir görüşmediği, küs olduğu can dostunu misafir etti soframıza. Ama daha bir lokma bile almadan Melek geldi, zehir zıkkım etti. Ya Kadriyem kız ne bilsin abi bizim burada böyle toplandığımızı. Ya kız çıkmış gelmiş, onca sene sonra bir çocuk gelmiş kapının önüne. Ya ne olmuş bilmiyor Kadriyem, sen bari yapma. Gördük 3 tane çocuk olmuş. Bir de marif etmiş gibi katmış yanına getirmiş. Ya insanda bir utanma, bir haya olur ya. Kadriye! Hala, sen yine bana kızıyın. Yalan mı söyleyeyim ben? Doğrunun da bir ayarı olun. Melek gelsin, yıksın, yaksın, döksün. Ama kabahatlisi ben olayım ha? Tamam Kadriyem, tamam. Allah aşkı için tamam. Oğlum, al karını odasına götür. Tamam hala. Hadi Kadriyem. Bu kadar öfke bebeğinize zarar. Kızına değil, ızdırana bakacağım. Ya Kadriyem, Allah aşkı için tamam mıyım sana?
abla. Gideceğim o kapıyı. Gideceğim, ağzını burnunu dağıtacağım ben. Kerem, ne olursun sus oğlum, ne olur. Sadece yürü, lütfen. Anne, evimiz değil miymiş orası? Uzak mı daha evimiz? Yoruldun mu minim sen? Gel. Gel bağlı kalplerim benim, gel. Delireceğim ya, delireceğim. Yemin ediyorum delireceğim ya. Karadağların sevinç sahip kutladığı bizim için yüz karası. Doğduğun gün kızımdır deyi yedi düvele dağıttığım ekmek sana haram olsun. Hey koca Seyit Ali, dağdaş olsa onca lafa dile gelirdi. Öldü bitti gitti dediği kızı karşısında görünce nasıl da indirdi yelkenleri suya? Adamın takati mi kaldı Cumali? Ne bilsin kapısını çalanın melek olduğunu? Sen onu benim külahıma anlat hanım. Hepsi danışıklı dövüş. Seyit Ali'nin haberi olmasa o kızın yüreğe yeter mi Antep'e geri gelmeye? Ama kabahat bende, vicdana geldim. Kuyruk acısı gütmeye gerek yok dedim, kalktım kapısına gittim. Ama bu da bana ders olsun. Hele o Seyit Ali, o kızı çatısının altına alsın, bak gör neler edeceğim onlara ben. Beni bir bırak yenge, bir elleme. Arkanı döndüğünde ben yok mu oldum? Bak, vicdanının sana dokunduğu gibi dokunayım. Benim vicdanımda, yüreğimde rahat abla. Sen dert etme. Ondan mı koca odaya sığamadın? Bastığın her adımda yer titriyor. Suskunluğumu diyemediğimden, hak ettiğini yüzüne tüküremediğimden. Diyeydin, söyleyeydin. Kim tuttu seni? Bakaydın gözlerine. 20 yıldır yüreğine kazdığın her kelamı tek tek haykıraydın yüzüne. Diyemedin ama. Ağzına açsan öfken yerine hasretin dökülücü diye korktun. Kapıdan atmak için kolundan tutsan bağrına basıcından çekindin. Nefesimi tüketmeye hacet görmedim. Bize laf adam olana denir. Yüz karası soysuzuna değil. Senin soyun o. Düşmanın olsa kapıdan çevrilmez. Hele de yanında bebeleriyle bir kadınsa. Hiç yakışmadı sana Seyit Ali, hiç. Anam babam mezarında ters dönmüştür bu ettiğinle. Sağ ol abla. Bu yaşta anam babamdan sonra neyin yakışıp yakışmadığını bir de sen öğrettin bana. Beni ata baba o bilmedi. Dostumun önünde yüzüm yere düşürdü. Böyle bir evladın ne gönlümde, ne de bu çatının altında yeri var. Etme Seyit Ali. Nereye gider çoluk çocuğuyla? Senin yüzünü döndüğüne kimse kapısını açmaz, bilmeyin mi? Bunu seneler önce giderken düşünmeydim. Seyit Ali! Abla! Bak, daha fazla yüreğini tüketme. Karadağlar için melek öldü. Ve ölümün ardından konuşmak bize yakışmaz. Hmm.
Eyvahlar olsun. Acı düştü ocağımız. Ya kapıda yığılıp kalan meleğim yanayım. Yüreği dağlanan nefsi anlamadım. Rabbim yardım etsin. Sana Mithat'la olan bitene dönünce ne olacak ki? Mithat ablasını çok sever. Meleğin konaktan kovulduğunu duyunca çok üzülecek. Nasıl yoruldum. Ama değil valla. Güzel geçti değil mi? Ay Alpay bu ne böyle şimdi? Bu böyle bırakılır mı Allah aşkına? Yemişler yemişler bırakmışlar. Of kokmuş zaten bütün ev. Çocuklar nerede? Ne bileyim neredeler Alpay. İçeride uyuyorlardır. Defne. Git hasret kaldın sanki çocuklarına. Şuraya bak. Bu ben mi uğraşacağım ona şimdi yani? Yoklar. Telefonlar da kapalı. Alpay annelerine gitmişlerdir. Nereye gidecekler? Alpay bak ne yapalım şimdi biliyor musun? Şu masayı bir toplayalım. Ondan sonra ben ikimize bir kahve yapayım. Bak tatilden geldik. Şöyle gecemizi kahvemizi içerek, sohbet ederek geçirelim. Tamam. Diyen gitti, çocuklar geldi. Ay. Bitte. Antwortum ja mal erst. Bist du der Vater von dem Hund, Kerem? Langsam, la. Langsam, la. Sag mir sofort, wo der Hund ist. Hat meine Bruder im Krankenhaus reingeschlagen. Ich werde ihn töten. Sag mal, sag mal, der an. Werde ich nicht. Was jetzt? Aber ich schuf die Polizei an. Halimize bak ya. İnternasyonale blamage resmen. Berlin'den Antep'e biz sokakta yatmaya geldik değil mi? Bravo ya, tebrik ediyorum vallahi süper. Kerem, sei leis. Toprağımızmış, yuvamızmış. Aa, al sana toprak. Ne oldu? İt gibi sokakta bıraktı bizi şerefsiz. Haddini bil, o senin deden. Dedem. Yeminle. Ya kadın geldi benim fasulye kadar bebeğimi huzursuz etti. Yeni gelindim, kaçıp gitti, mutluluğumu yaşayamadım. Yıllar sonra geri döndü, bebeğimin müjdesini zehretti. Ya benim ne kaderim varmış ya? Ne kaderim varmış benim? Kadriye Allah'ın aşkına yapma. Allah'ın aşkına söylenip durma. Sana bir şey söyleyeyim mi? Baban az bile etti. Nefise alanda hiç öyle avukatlığını falan yapmasın. Uğursuz bu kız, uğursuz. Bunlar ne ki? Gör bak, daha neler edeceği, neler olacağı. Aha, buraya da yazayım. Kadriyem, yapma. Ya Allah aşkı için diyeyim sana, yeter diyeyim ya. Yeter. Senin uğursuz diye bahsettiğin kız benim bacım oluyor ha. Benim bacım oluyor Kadriye. Hepimiz biliyoruz ha burada ne ettiğini. Yaktı, yıktı, geçti, gitti. Perişan etti hepimiz ha biliyoruz hepimiz. Zoruma gidiyor Kadriyem yapma. Yapma.
Doğrular senin hoşuna gitti. Doğru söyleyen dokuz köyden kovarlar. Seyit Ali. Yapmayacaktın bunu Seyit Ali. Aa, oyun kurup ayağına getirttin ha. Ettiğini misliyle ödeyeceğim sana. Cumali neymiş görücün o vakit. Ya bir dur artık. Yaptıklarını yutacak değilik. Ama her şeyin bir yolu yordamı var Cumali. Ben bileyim o yolu Zümrüt Hanım. Ben bileyim o yolu. Anladık. Kendine acımıyorsun. Bari evladına acı. Görmedin mi halinin halini? Bağır bağır bağırdın yollarda önü sıra. Yüreğine kan oturmuş gibi sustu kaldı evladım. Sonra da çekti gitti zaten. Ya onun da kabahatlisi benim he mi? Hele benim dedemi kim kızdırıyor? Ömer! Güzel yüzdüm. Hoş geldin aslan oğlum. Dedem ne oldu sana? Ne yaptılar? Ama sen bilmiyor musun nedeni? Her zamanki huysuzlukları işte. Ne vakit geldin? Bavulun neyin nerede sen? Oo sultanım ben çoktan geldim. Siz yoktunuz arkadaşlara bak. Ara saydı ya yavrum. Cevsimin için. Hoş geldin. Hoş bulduk sultanım. Dedem. Doktor. Hoş geldin oğlum hoş geldin. Gel bakayım buraya gel. Aslanım benim. Ne oldu bir hele bir de bakayım ha. Yok bir şey oğlum yok bir şey. Ben azıcık yukarı çıkayım. Ha, çık çık hadi sen çık. Gel. Gel annem. Otur annenin yanına bakayım. Oh. Dilan çay getir bize. Amcam nerede? Amcan az sıkıldı da şöyle bir dolanmaya çıktı. Benim de aklım kaldı yani. Sen bir kahveye bakıversen. Ya babaanne tamam bakayım da. Ya bir şey olmuş kurban olayım mı söyleyin ya. Annem az evvel Karadağların konağından geldik. Nasıl? Dedemle Seyit Ali amca barıştı mı? O niyetle gittik. De. Giyini, öfkeyi tazeledik geldik. Hayırdır ne oldu? Karadağların melek döndü. Melek? He, melek. Amcam... Etmeye gücüm yetmez. Durmaya vicdanım el vermez. Ne yaptılar acaba bir başına çoluk çocuk dışarıda? Ya elbet başlarına sokacak bir dam bulmuşlardır. Antep'te onca otel neyim var? Baba evi dururken yakışanı bu mudur? Gönül deyip tut kolundan getir. Beynin harareti dinmeden... Bu olacak iş mi? Ben bilemedim hanımı. Ortalık yangın yerine döner. Hanımım, bak ne diyeceğim. Şimdi bir soluklanak. Sen şöyle yat güzelce bir uyu, dinlen. Ya sabah ola, hayrola. İçim dışıma taşarken ben nasıl yatayım Beyhan? Akşamlar yenge. Erken dağılmışsınız. Hay Mithat. Senin dünyadan haberin yok. Konağın ortasına ateş topu düştü desek yeridir yani. Ne ateşi? Birine bir şey mi oldu? Birine mi? Hangimizde olmadı ki? Ne oldu? Melek geldi. Hangi melek? Melek. Ablam melek. Ablam melek. Ne işi varmış o soysuzun burada? Vallahi bilmeyeyim ne işi varmış. Çoluğun çocuğun toplamış kapıya dikildi. Şirhanlar falan hep buradaydı. Cumali amca tabii meleği görünce durur mu? Babama bir laflar, bir laflar, hakaretler savurdu savurdu gitti.
Babam da ama meleğin suratına kapıyı bir çarptı. Adamın yüreğine ineceydi. Yüreğine iniydi, Allah korusun. Nerede o? Nereye gitti? Ne bileyim nerede? Ben de Mithat'sam onu bulur, geldiği deliye yollarım. Kan doğradın. Dizin jung. Und machen Fehler. Du meinst also, dass dein Sohn unser Bruder zu Tode schlägt und wir können darüber reden, ja? Jetzt pass mal auf. Ich will bis morgen 3000 Euro und dein Sohn hier haben. Haben wir uns verstanden? Hast du es gehört? Gut. Wenn du bis morgen das Ganze nicht klärst, willst du nicht wissen, was passiert. Lass mal gehen hier. Şimdi ya bu Alpay böyle. Kim bu adamlar Alpay? Ya benim evimi nasıl basarlar ya? Sanki ben söyledim onlara gelsinler de evi bassınlar da ağzım burnum kırsınlar diye, değil mi? Adamların resmen gözü dönmüştü. Ya ben senin oğlunun pislikleriyle senin kuyruklarınla uğraşmak zorunda mıyım abay? Ha, polis arıyorsun hemen, hemen. Ya neyi arayacağım polisi be? Polisi de arayayım, daha mı işten karışsın yani? Duymadın mı sen adamları ya? Seni tehdit ettiler. Kim verir sana o kadar parayı? Bir sus bir kadın, bir sus. Bir sus da bir kafamı toplayayım. Çok iyi biliyorsun. Anne, iki lokmaya bari. Yok kızım, siz yiyin hadi. Millet konaklarda ziyafet veriyor. Biz böyle park köşelerinde simit ayran. Annem istedi böyle olmasını sanki. Vallahi böyle olsun ben de istemedim Defne'ciğim. Anneme gel beni kurtar dediğinde de ben bunu kastetmemiştim. Şu an Berlin'de olsam en kötü hapisteydim. Burada parkta yatmaktan daha iyiydi. Biz de beyin dağıt Kerem. Sen kendini ne sanıyorsun? Senin yüzünden mi geldik biz buraya? Ya neden geldik? Ben polisten kaçıyorum diye gelmedik. Ha? O kadar yol kaldık senin için geldik zaten. Salak. Dünyadan haberin yok senin. Annemle babam boşandı. Ne diyorsun kızım? Babam evi terk etti. Anne ne diyor senin bu kızın? Kerem sus. Anne ne diyor senin bu kızın? Siz hakikaten boşandınız mı? Nasıl ya? Anne. Bakıyorum. Resmi davranın işte anne. Ya. Ya bundan niye bizim haberimiz yok? Sus, çocuk uyuyor. Annemin de haberi yokmuş. Ne diyorsun sen kızım ya? Annemin haberi olmadan nasıl boşar bu adam? Ya anne bir şey desene. Ya babam seni niye boşadı? Nereye gitti bu adam? Kadınla beraber. Sen bunu nereden biliyorsun? Ne kadını ya? Ne kadını? Ya bana niye söylenmiyor ya? Bana niye söylenmiyor? Niye bana söylemiyorsunuz? Ben var ya o kadını da, o babamı da... Kerem Allah aşkına dur. Allah aşkına dur. Çok yoruldum. Her şeyden... Her şeyden çok yoruldum. Sus. Ne olursun. Biraz sus. Bana yeter. Geliyoruz. Selamünaleyküm Ferhat abi.
Aleyküm selam Ömer. Geç otur, taze çay çıkıcı. Eyvallah abi, sağ olasın. Amcam buralardı, ona baktım. Bugün hiç uğramadı. Ne oldu, hayırdır? Hiç abi, hiç. Öyle merak ettim. Eyvallah abi, hadi hayırlı akşamlar. Hadi, iyi akşamlar. Deden ya selam söyle. Aleyküm selam. Oho yeğenim. Döndün mü Almanya'dan? Döndüm, döndüm abi. Amcam oralarda mı? Merak ettim. Akşamüstü buradaydı. Karadağlara yemeğe gidecekti. Hayırdır? Gitmişler. Gitmişler de üstüne de Melek abla gelmiş. Melek mi? Dedem olay çıkarmış tabii. Amcam da kaybolmuş. Gelirse ben sana haber ederim yenge. Sen bir gölete bak. Belki oradadır. Eyvallah abi. Haydi. Nasıl oldu baba? Verdin mi ilacını? Verdim, verdim de. Hala hal değil. Etti benzi gidip geleyim. Ana, kriz falan geçirmesin gene. Dedim. Hastaneye gidelim dedim, istemedi. Ha, Ömer geldi. Bakar şimdi dedesine. Hayırdır dedeme bir şey mi oldu? Böyle kalbimde bir kuş çırpınıydı. İyi değil anne. Ben bakayım. Amcanı bulamadın değil mi? Yok, kahveye falan sordum, yok. Hayırdır dedem? Neyin var? Daraldım doktor. Göğsüm sıkışıyor. Ha, şurama bir ağrı çöktü. Sen gene kafanı bir şeylere takayım kesin ha? Derim evlat. Derim. Eva mı yapayım dede? Öyle hemen kendini salmak yok. Yakışıyor mu o koskoca Cuma'nın ustaya, ha? İyi madem, için rahat edecekse bir hastaneye gidelim, bir oranın havasını al, tamam mı? Gene yitip gidecek, gene kaybedecek kendini. Gene eskisi gibi olacak. Öyle deme ana. Şaşkınlığı geçsin, bir kafasını toparlasın, gelecek elbet. Neticede çocuk değil Halil. Anne, dedemi iyi görmedim. Bir hastaneye götürelim. EKG'si falan çekilsin. Baba. Allah. Asiye. Yok. Hiçbiri yok. Hiçbirine ulaşılmıyor. Nasıl yani? Hepsi sözleşmiş gibi telefonunu mu kapatmış? Bilmiyorum. Ama Meleğin işi bunlar. Ne yapacağımı biliyorum. Ne yapacaksın? Nereye gidiyorsun ya? Eve gidiyorum. Çocukları buraya getireceğim. Alpay delirdin mi ya? Senin derdin Kerem, diğerlerini neden getireceksin? Açtığın dertler yetmedi sanki ya. Funda biraz susar mısın lütfen? Tamam. Bir sus. Sedi'ye git, Sedi'ye git, Sedi'ye git. Feyyaz Hoca'ya haber ver. Dedim taşı kartısı var. Tansiyonu yüksek. Getir, getir, getir. Hep o kadının yüzünde. Cemal, Allah aşkına. Hep o kadının yüzünde. Huzur dirlik bırakmadı. Hep o kadının yüzünde. Geçmiş olsun Cumali amca. Daha iyi misin? Geçmez hoca. Geçmez. Bu soysuz kadın buradan gitmeden geçmez. Dedem kurban olayım. Kurban olayım, bir sakin ol ya. Ver o Seydari. Dede. Cumali. Dede. Dede. Cumali. 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 Babaanne bir saniye. Babaanne bir saniye. Allah sen yardım et. Efe geçti. Dede. Cumali. Dedem sakin olur musun? Sakin olur musun? Allah'ım seni bir sabah ışıl.
kızım naz mı ediyor Seyit Ali? Etsin, etsin. Hakkıdır gelmem. Vallahi bize hava hoş hanım da... oğlun yüreği dayanıcı mı onu bilmeyeyim. Seyit Ali, sen öyle hiç iki oğlum var. Yarın büyürler, güveni bunlara emanet ederim. Ben de yan gelir yatarım diye güvenme. Senin bu küçük oğlan var ya, bilimci olucu bak görücü. Allah saklasın Cumalı. Ablan geleceği şimdi. Abla. Ablam yok ki burada. Nasıl yok? Ben az önce yukarıdaydım. Yok. Sen ne yaptın? Abla ne oldun melek nerede? Abla. Melek kaçmış. Bulacağım lan seni. İran'ın deliğine girsem bulacağım. Kafanı koparacağım. Ne oldu? Yoklar. Hangi cehennemdeler bilmiyorum ama evde değiller. Nereye gidecekler ki? Bilmiyorum. Benden kaçırıyor çocukları. Ama nasıl olsa çıkacaklar ortaya. Melek'ten çocukları alacağım.
Albay sen bu dayağı neden yediğini unuttun herhalde. Adam tehditler savurdu Kerem de Kerem diye. Evini de burası biliyor. Onlarla mı uğraşacağım bir de ben? O oğlumu bulacağım. O parayı da bulacağım. Bu işi kapatacağım. Anladın mı? Bu işi bitireceğim. Hani hayatı gemiye benzetirler. Dümeni sende derler ya. Doğru olsa çevirdiğin yöne giderdin. Beğenmedin mi? E çevir. Kendi yoluna geri dön. Dön. Ama hayat böyle değil kardeşim. Böyle değil. Yolum, yönüm bu diyorsun. Adım adım yürüyorsun. Tam menzile vardım derken ayağından çekiveriyorlar. Yerle yeksan oluyorsun. Kanayan ellerine, dizlerine bakıyorsun. Ne olduğunu anlamaya çalışıyorsun. İşin içinden çıkamıyorsun. Ama bir başınasın düştüğün yerde. Orada da kalamıyorsun. Toplanıp gidemiyorsun da. Az soluklanıyorsun. Bir gayret diyorsun. Yeniden yola koyuluyorsun. Ama biraz daha eksik. Biraz daha solmuş. Zamanla alışıyorsun. Yelkenleri indiriyorsun usul usul. Artık bana bir şey olmaz. Olsa da dokunmaz diyorsun yara izlerine baka baka. Sonra nereden geldiğini anlamadığın bir fırtınayla gene alabar oluyorsun. Eğer gemi sandığın şey küçücük bir ceviz kabuğuymuş. Alıştım sandığın koca bir yalan. İyileşti sandığın yara. Hala kanar dururmuş. Hala. Thank you.
sana gel. Gaziantep yolunda öldürdün beni gel. Ben sana yandım gel. Yana kardeşim, sabah sabah rahatsız ettim. Hayatım, sabahın köründe kim o? Halil. Kardeş, kötü bir şey mi oldu? Gelsene içeri. Melek. Burada. Çocuklarıyla birlikte parkta. Hayırlı sabahlar hanımım. Yummadın gözüne mi? Nasıl yumayım? Aklım melekte. Oğlum, sen gece eve gelmedin mi? Geldim hala. Geldim. Olan bir tane ezdiliği de duydum. Buradan ta Halpeti'ye kadar bütün otelleri tek tek dolaştım. Ne izi var Melek Hanım'ın ne tozu. Sen niye peşine düştün? Hasret gidermek için değil herhalde hala. Hesap sormak için. Ah sen han baba. Onca yıl sonra ne oldu da çoluğu çocuğu önüne kattı da geldi diyeniniz yok. Ancak kininizden, öfkenizden zehir kusuyunuz. Nereye gideydi? Cehennemin dibine gideydi. Delireceğim ya, delireceğim. Konağa gelmek ne hala? Canına mı susamış bu? Ne diyeceksin? Seni bağrında evlat gibi büyüten ablanı mı öldüreceksin? Ya bak hala, kan zaten nefeme çıktı. Damarıma, damarıma gelme böyle. Bir de sen gelme üstüme. Ya Mithat. Ya sabah sabah niye bağırıyorsun oğlum? Ne oldu? Mithat, neredelermiş melekler? Bulabildin mi? Anamı Başak arıyor. Meleği bulmuşlar, almaya gidiyormuş. Ya ne ettin Badriye? Ne ettim? Anlaşıldı. Anlaşıldı. Ben Mithat. Mithat! Ya Mithat, ne yapayım? Abla! Nereye gideyim? Mithat'ın peşine. Meleği bulmaya gideyim. Otur oturduğun yere. Kusura kalma. Kardeşi kardeşe kırdır tamam ha. Benim de üstüme çok fazla gelmeyin. Haydi yürü yürü. Gitmiş. Hadi ben atıyorum. Yemin ediyorum uğursuz. Umursuz bu melek. Beyhan abla, senin bu ettiğini düşman etmez. Ya sen nasıl kaptırırsın telefonu Mithat'a? Çocuğu yakacak mı durup dururken? Halil ilerideki parkta mı olabileceğini söyledi. Ne bileyim herhalde. Hayır gel göster yerlerini dedik ama. Hayatım onu da anla. Kolay mı onca yıl sonra böyle yüz yüze karşı karşıya gelmek? Biraz uzak kalması daha iyi olur. Onu anlarım da. Ya Seyit Ali amcayı hiç anlamıyorum. Ya insan evladını sokağa atar mı? Ne olursa olsun çıkmış gelmiş baba ocağına yani. Hangi vicdanla yaptınız bunu ya? Başak, adamın ne kadar kindar biri olduğunu biliyorsun. Yani yıllarca isminin anılmasını bile yasakladı. O da doğru ya. Kin öfkeyle yıkanmıyor. Ya acaba Mithat'a söylemesem mi dedim? Ha sanki bilerek söyledim. Ya ben Nefise hala ile konuşuyorum sandım. Hem ne yapacak? Yani gidip ablasını öldürecek değil ya. Ya
yerim tutuldu anne ya. Başım da çatlıyor. Tamam kızım, biraz sabret. Gel ovayım seni ben azıcık. Aferin Kerem. Nimet böyle atılır yere değil mi oğlum? Al. Yemiyorum ben. Oğlum yapma, ne olur yapma. Al biraz mideni bastırsın. Al kızım. Anne biz ne yapıyoruz? Allah aşkına bir otel falan yok mu? Kerem bir kendimize gelelim oğlum, bakacağız bir çaresine. Ya tamam bakacaksın bakacaksın da. Anne biz resmen sokakta kaldık. Kaldıysak kaldık yani, ölmedik ya. Anne tamam tamam da yani madem seni bu kadar sevmiyorlar, biz neden geldik buraya? Ne yüzle gelirsin lan buraya? Bu ne cesaret? Anne! Kimsin lan sen? Kimsin anne olmuş? Sana ne oluyor lan? Bacaksız! Hemen bunanızı, pırtınızı toplayıp Antep'ten defolup gideceksiniz. Anladın mı? Oradalar. Yok. Bakın iyi be. Hadi ararım ben seni. Ay, Mithat ne yaptı acaba? Allah vere de elini kana bulamasa. Ya Kadriyem, Allah aşkına için nasıl laf o? Ya deme öyle şeyler. Ay ne bileyim. Öfkeyle evden fırladı. Sarılıp hasret gidermeye gitmemiştir herhalde. Ay aman tamam. Tamam kapat telefonu. Size de hiçbir şey söylemeyeceğim. Allah Allah. Ay getir. Vallahi öleceğim bulantıdan. Bu biraz sakinleştirir gelin hanım. Ay inşallah. Vallahi bunların sırasından bebeğime bir şey olacak diye korkayım ha. Allah korusun. Ya gelin hanım, sen de az biraz sakin olsan. Ya Melek buradan giderse belki huzurla doğururum bebeğime. Neredesin? Allah'ım seni yardım edeyim. Al lan Mithat yok hala. Eyvahlar olsun. Nerede bu oğlan? Monitörü bağlayın hemen. Doktora haber verildi mi? Verildi, geliyorum.
Nedir durum? Hocam bıçaklanma. Tansiyonu 15. Damar yolu açıldı. Oksijen takıldı. Hemen ameliyathane. Hemen. Hemen. Hadi. Melek sakin ol lütfen. İnsan nasıl sakin olayım bir anda oğlum bir anda kardeşim. Başak nasıl durumu iyi de ne olur. Melek merak etme iyi olacak. Ameliyatı aldılar. Ya tamam. Ah meleğim benim. Yıllar sonra biz böyle mi konuşacaktık seninle? Başak ne olur iyi olacaktı. İyi olacak merak etme. Allah'a emanet. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ya adam ölürse? Polisleri alacak beni. Saçmalama ya. Ne polisin ölmesi? Abi ben de gelebilir miyim polisçilerle? Işıklarına balarını sürecekler ya. Tabii tatlım gelsinler gidersiniz. Abim de gelse. Gelir gelir o da gelir. Beraber gidersiniz gezmeye polisçilerle. Polisçiler geldi. Kerem, Kerem. Saçmalama, nereye gidiyorsun? Daha hiçbir şey bilmiyoruz. Bir dur annem gelsin, öğrenelim ne oldu ne bittiğini. Ayrıca sen gidecek yerin var be. Geç hadi yürü. Alo, buyur Başak kızım. Ha, yok çıktılar onlar. Ne? Bıçaklanmış mı? Vay başımıza gel. Ay ben dedim oğlan elini kana bulayıcı diye. Ay Mithat, ay Mithat yaktın kendini. Baba, baba. Ya yaktı kendini. Ay benim korktuğum başıma geldi. Allah. Allah. Ne oluyor gel ne bağırın? Baba, korktuğum başımıza geldi. Mithat Melih'e bıçaklamış baba. Neredeyin sen gel? Yok beyim yok. Gelin hanım yanlış anlamış. Melek değil bıçaklanan. Ya? Mithat, Mithat. Mithat? Oğlum. Ha, oğlum. Çabuk koş, koş yetiş. Melek gitmiş, Mithat'ı bıçaklamış. Ne olur koş. Anne. Anne sana söylüyorum, çocuğuna bir şey söyle. Gideceğim diye tutturdum nereye gidecekse. Öfke bırak bak vallahi sinirimi senden çıkarmayayım. Başak nasıl durumu çıktı mı ameliyattan? Ameliyat devam ediyor ama merak etme iyi olacak. Sen korku kardeşim. Allah'ım. Allah'ım sen koru. Sen koru kardeşim. Ya bir şey olursa? Kötü düşünme hemen. Zevkle de zevk kazandım. Böyle tamamen geçecekle küfeğin de mi ağlıyorsunuz? Ağabeyin de mi ağlıyorsunuz? Kalkın güzel. Melek, polisler bıçaklanma diye dosya açtılar. Gerçi Mithat kendine gelip ifade vermeden bir şey olmaz ama. Gerçekten de her zorlukla beraber bir kolaylık var. Satacaklar değil mi? Oğlum ben yanındayım. Korkma. Ben buradayım. İsterseniz siz bahçede bekleyin. Seyit Ali amcalar birazdan burada olur. Hayır ya. Anne ya o da mı öğrenirse Kerem'in bıçakladığını? Seyit Ali'm. Hadi. Hadi biz biraz temiz hava alalım. Al bakalım. Biraz dışarıda temiz hava alalım. Başak biz bahçedeyiz o zaman.
Ortalık sakinleşince haber ver olur mu? Tabii ki. Merak etme. Mithat Karadağ, bak hele. Kızım, Mithat nerede? İyi mi? Ameliyata aldılar. Ay, benim kardeşim ameliyatlık mı oldu? Hele kızım, nasıl olmuş? Doktor iç organlarda hasar olup olmadığına bakacak. Dalyan gibi olanı yarım ettin. Vicdansız Melek. Ya bir insan kardeşine bunu nasıl yapar ya? Kadriye, sen ne diyorsun? Melek yapmadı ki. Ya benim oğluma bıçağı kim vurdu? Söylesene kızım. Kerem yapmış. Kerem bacım, Kerem kim? Meleğin oğlu. Ya ne diyeyim bacım, sen Meleğin oğlu değil. Deden nasıl? İyi, iyi, çok şükür. Uyandı mı? Yok, doktor sakinleştirici verdi, uyumaya devam edecek. Ama merak etmeyin, iyi. Tabii siz beni dinlemeyip buralarda sabahladınız böyle. Nasıl gideyim oğlum? Bu benim can yoldaşım. Hmm. Sen torununa güvenmeyin yani. Ondan değil. Canını eline emanet ettim ama... böyle yanında olmayınca... içim içime sığmayın. Aa, Zümrüt teyze, hayırdır? Yoksa siz de Mithat'ı mı duyup geldiniz? Yok, dedem rahatsızlandı da akşam onun için geldik. Geçmiş olsun. Mithat'a ne oldu ki? Hiç sormayın. Meleğin oğlu bıçakladı. Yapma ya. Ya. Seyit Ali amcalar da geldi şimdi. Ben bir gidip bakayım. Nasıl olmuş? Ne ara olmuş? Parkta karşılaşmışlar. Yahtın yahtın ortalığı. Melek kim? Şu halimize bak. Gelir gelmez huzurumuz bozuldu. Allah korusun ya Mithat daha iyi olursa. Zeytin amca. Amca geçmiş olsun. Sağ ol oğlum, sağ ol. İçeridekilerle konuştum. Ameliyat devam ediyormuş. Mithat abi emin ellerde, tamam mı? İçin rahat olsun. Sağ ol oğlum. Mithat'tan sık sık haber alırız değil mi? Veririm teyzeciğim, veririm. Dedem de toparlayacak inşallah. Cumali'ye bir şey mi oldu? Tansiyonu fırladı yine malum. Kalbi de var. Fenalaşınca buraya getirdik. Cumali. İyi mi şimdi? İyi nefse teyze, iyi. Biraz fazla sinirlenmiş bugün. Ben yine Mithat'tan haber veririm, olur mu? Geçmiş olsun. Sağ olasın. Ben babama bakayım hala. Dur oğlum, dur. O yarenini görmeden rahat edemez. Neyini merak ediyse... bir dünya laf etti adam, hiçbir şey söylemedi. E tabii insan ne ediyse kendine edeyim. Kızım, senin ağzın ayarı niye hiç tutmayayım? Onlar birbirlerine kızar, küser... yeri gelir senelerce konuşmazlar. Ama gene de birbirlerinden ayrılamazlar. Bilmeyin sanki. Thank you.
Başak sen miydin? Kimden saklanıyorsun? Babamdan. Ya şimdi zaten yüreği ağzındadır. İyice yüreği hoplamıştır. Bir de beni görüp sinirlenmesin. Ah be kuzum. Başak Mithat nasıl? Ben de sana ona haber vermeye geliyordum. Durumu iyiymiş. Karın boşluğuna denk gelmiş. Başak, görebilir miyim? Bir gözlerini göreyim. Bir eline dokunayım. Bana yeter. Nasıl olacak ki? Herkes ameliyathanenin önünde bekliyor. Mithat ayılma odasında. Birazdan yukarı çıkarırlar. Tamam. Tamam işte. Ya iki dakikacık Başak. Gözümle görmeden rahat edemeyeceğim. Tamam. Ben bir yolunu bulacağım. Ama bak yakalanırsak ikimiz de yanarız. Seyit Ali. Cumanın nasıl? Hey, çok şükür. Uyuyor geceden beri. Müsaade varsa bir yüzünü görürüm ha. Gel Seydal amca. Soframa oturduğumda biz bunları mı yaşayacaktık? Bileyim mi? Sen eşikte ilk gördüğümde çocuk gibi ağlayacaktım. Ama yaşımdan utanıp durdum. Yıllar sonra yediğimiz bir şeye benzeyecekti. Ama olmadı. Yine her tarafa ateşe verdiler. Ama bütün bunlar Celal'ini söndürmeye yetmemiş ben Cuma'la. Ah. En büyük belayı da kendine vurdun. Hey kardeşim benim, hey. Sen bilmiyemin ki... Sağ bir şey olursa ben yarım kalırım. Dünyaya gözümü ilk açtığımda senin başına yatırıklar beni. Öte tarafa gittim geldim. Gözümü açtım. Ne başımda bir sen varsın. Şükür. Ben kendimi senden bildim. El kadar kendim beri ekmeğimizi bölüştük. Acımızı, kederimizi beraber hafiflettik. Bizim doğrumuz da biriydi. Yolumuzda. De o nalet güne kadar senden ayrı
Bir günüm geçmedi. Ama o 20 yıl var ya, o 20 yıl. Her günü ayrı bir azap oldu. Gönlüm yoruldu acıdan. Takatim kalmadı ayrılığa. Serde yarenlik var ya. Mahmud'un müjdesine kapıldım. Eşiğinden adım attım. Ayaklarım kırılaydı da gelmez olaydım. Yüreğime vurduğum kilidi açmaz olaydım. Lafın özü... Bu hainliği bana etmeyecektin Seyit Ali. Cumal, sen sanır mısın? Her şeyden haberim vardı benim. Sanır mısın o sofralar ona kuruldu? Ben de sen gibi şaşırdım kaldım hırsımdan öfkelendim. Yüreğime soktuğun hançeri çevirip durma Seyit Ali. Sen gerekeni yapmadan benim sadici sözüm yok. Sadece 2 dakika. Vallahi klinik şef duyarsa atar beni hastaneden. Hadi Melek. Sandım Mithat. Ablam diyeceksin sandım. Ah deme, af de derler. Af. Af. Af kardeşim. Kerem bilse senin kim olduğunu hiç yapar mıydı böyle? Sana değil kimseye yapmaz. Aslında benim aklım kesse ben mani olmaz mıydım? Hadi Melek. Çok pişman görsen nasıl dolanıp duruyor bahçede. Tanısan o kadar çok seversin ki onu. Delidir, doludur ama yufk yüreklidir. Senin gibi. Ben yıllarca hem oğlum diye hem sen diye bastım onu bağrıma. Tanımasaydınız birbirinizi. Affet. Affet bir tane. Affet kardeşim.
öylece yatıyor ya. Kımıldamadan. Gözleri kapalı. Yandım. Üzülme artık. İyi. Bir iki gün sıkıntısı olur. Geçer gider. Ya bıçak yarası geçer de. Hala. Ne işin var senin burada? Ben Mithat'ı merak ettim. Oğlunun marifetiymiş. Öz dayısının canına kastetmiş. Bilmiyordu hala. Hala bilmiyordu. Mithat bana vurunca... Gidişinle yıktın bizi. Gelişinle ateşlere verdin yüreğimizi. Bu fırtına nasıl diner bilmiyorum. Allah hepimize direnme gücü versin. Özlememiş beni. Hiç kimse mi affetmemiş ettiğimi. Herkes için zor Melek. Senin için de kolay değildir. Ama belli ki göze aldın her şeyi. Zor olmaz olur mu? Ama ne oğlum alsaydı eline o bıçağı, ne kardeşimin kanı aksaydı. Neden kaçıp gittin Melek? Kimseye diyemediğin, çözülmeyecek olan neydi? Ben senin en yakın arkadaşındım. Bana bile mi? O kadar mı gözün karardıydı? Öylece çekip gittin. Giderken o konağın sevincini, neşesini de alıp götürdün. Babanla Cumali amcanın ömürlük dostluğu yerle bir oldu. Ardında bıraktıkların hiç mi aklına gelmedi? Olur mu Başak? Düşünmediğim bir tek anım olmadı. İlk yıllar çok zordu. Ben affederler diye düşündüm. Aradım. Aradım Başak. Her seferinde o telefon açılıp sessizce kapandı. Tıpkı yüzüme çarpan kapı gibi. Ben babamın biricik kızıydım ya. Ben babamın kıymetlisiydim. Sürecektik. Oğlum bak, gıcık mısın nesin? Gide bir polis deyip sinirimi bozma. Sürecektim ama ben. Çocuğa ne kızıyorsun be? Gıcık gıcık konuşmasın o be. Gıcık gıcık konuşmasın. Ne bilsin abisinin gidip gerizekalı gibi dayısını bıçakladığını? Ne diyorsun Defne? Söyle.
Kendi acını başkasından çıkarma diyorum Kerem. Bak Defne, senin tepemde zaten abuk sabuk konuşma. Hatta ne fezi. Susmuyorum. Hatta ne fezi, sus. Susmuyorum Kerem. Şu halimize bak. Senin yüzünden bu haldeyiz. Şu polisler gelse de bir bitse artık. Öyle mi? Öyle. Korktun mu? Ne korkacağım ben? Defol giderim, siz de rahat edersiniz. İyi tamam o zaman. Çağırayım polisi. İyi, çağırıyorsan çağır. Sen bilirsin. Bırak. Kerem gideceğim. Bırak kolumu. Kızım dur sana. Ne yapıyorsun? Ya yakacak mısın beni? Ya ne istiyorsun oğlum? Ne yapıyorsun sen? Ceki sakin ol. Hastanedesin. Sakin ol oğlum. Sana mı soracağım? He bana soracağım. Sen kimsin ya? Ha neler? Yok artık. Ne oluyor ya? Yine mi sen? Ne oluyor? Ya biz başka evrene falan mı ışınlandık? Yok. Evren aynı evren de sen her yerde başına bela soruyorsun anlaşılan. Show pop tamam tamam. Ne oluyor ne oluyor? Kimsin sen? Vestas Lefne. Berlin'de karşılaştık bir kere. Kendisi olaylara müdahil adam olduğu için uluslararası çalışıyor sanırım. Ben insanla gidip ayırdım sizi. Sana ne? Ben burada kardeşimle kavga ediyorum. Sana mı düştü lan tasası? Vestas Lefne. Of Kerem, esaşt. Esfaş Kerem, bence de sen kardeşini dinle. Bana bak, hala çok çok konuşuyorsun, yiyeceksin kafayı ya şimdi. Kerem bırak, tamam. Öyle mi? Şşşt, çocuklar, bırak gel. Ne oluyor burada? Kerem, Kerem ne oluyor? Ya anne bırak. Bunun arkadaşı kaşınıyor. Anne bir şey yok. Benle karşılaştık bir kere. Sen ne kıvırıp duruyorsun kızım? Herif resmen sana asılıyor. Bak ya. Ya ne bak bak. Kerem, ne? Kerem. Anne bırak. Abla tamam, abla tamam. Oğlum sen kimsin? Defne'nin arkadaşı mısın? Yok değilim. Kavga ediyorlardı. Ben ayırdım sadece. Siz tanışmıyordunuz yani. Yok ben adını bile bilmiyorum. Aynen ben de. Anne bir dakika. Bir dakika. Kerem. Bak birader. Bir dakika ablacığım. Sıkıntı yok. Evet. Sen şimdi oğlum ufak ufak uza. Hı. Ben seninle sonra hesaplaşacağım. Öyle mi? Kerem. Bana bak güzel çocuk. Şirhan'la torun Ömer Şirhan dersen beni herkes tanır burada, tamam mı? Bir sıkıntın olursa gel buyursun ya. Şşş, tamam bir dakika. Oğlum. Bir dakika. Sen Halil'in yeğeni Ömer misin? Evet, siz kimsiniz, amcamı nereden tanıyorsunuz? Benim adım Melek. Bacım, Allah aşkına içim git adam, iyi de bana. İyi, bitti ameliyat. Ah. Çok şükür. Çok şükür. Elhamdülillah. Odaya alacaklar birazdan. Heh. Hepimize çok geçmiş olsun. Allah razı olsun sizden. Adam geçmiş olsun. Ya nasıl korkuttu bizi. Ah, vallahi elim ayağım titri ya. Geçti. Çok şükür geçti. Geçti gitti de yürekleri de ağza getirdi. Kızım, odaya çıktığında görsek olur mu? Kendine gelsin, ben size haber veririm. Eksik olma, sağ olasın. Tekrar çok geçmiş olsun. Allah razı olsun. Melek, hadi çocukları al bize gidelim. Hadi çocuklar, siz Başak teyzenizle İsem amcanızla gidin. Perişan oldunuz bak burada. Ben gitmeyeceğim anne. Seninle kalacağım. Kerem istiyorsa Seyit Ali'yi alsın gitsin. Kendi adına konuş. Ben hiçbir yere gitmiyorum, annemle kalacağım. Vallahi Katmer'im, sen gitmek ister misin? Bak İhsan amca sana reçelli ekmek de yapar hem. İstiyordun hani. Hı? İstemiyorum ben. Rahat edemeyecekler, sağ ol. Tamam. Yani bir şey ihtiyacınız olursa lütfen beni arayın, olur mu? Çok sağ ol İhsan. Bay bay canım. Melek, ben içeri geçiyorum. Getir çocukları da odamda dinlensinler istiyse. Tamam. Tamam Başak'ım, sağ ol. Geliriz biraz. Uykusu gözünü aklı başına.
Yaptı annem, senin uykun geldi, çok uykun geldi. Hadi azıcık kapat gözlerini, hadi. İlaçlarını aksatma Cumali amcam. Sinirlenmek, öfkelenmek yok. He, öyle kolaydı sanki. Huzur mu bıraktılar insanda? Ya az bir dur. Doktor sinirlenmek yok değil. Sen coşuyorsun. Sık sık tansiyonunu ölç dedenin. Birkaç gün takip edelim. İlaçlarını ayarlamamız gerekebilir. Tamam hocam. Hadi geçmiş olsun Cumali amca. Sağ ol yeğenim, sağ ol. Geçmiş olsun. Sağ olasın. Halimi buldun mu? Yok Zümrüt Sultan, yok. Her yere baktım, her yere sordum, yok. Ya nerede bu çocuk? Dünden beri kayıp. Babası naanne bile bilmiyor. Anacığım az bir sakin ol. Bak Halil'in yaşadığı da kolay değil. Neticede biraz kafasını toplamak istemiştir. He. Tel tel de olmasın da. Ayaklanmışsın çok şükür. Gelmiş geçmiş olsun. İyile geçmiş olsun demeyin. Geçmeyin, nefise silet. Geçmeyin. Şölen sofralarından, hastane köşelerinden nasıl düştü? Bir tatın nasıl? Eh? Şükür. Şükür. Şu dünyada tek bir güzel gün görecek miyiz acaba? Masada atak mı? Rahatça aspuan edersiniz. Haydi. Geçmiş olsun Nefise teyze. Sağ ol kızım. Hamileliğim şimdi mi geldi Allah'ın aklına? Niye gittin ben diye tutturdum? Ya Kadriyem etme. Taşkalamız var daha. Taşkaladan kadının aklına yeni geldi. Hem bir şey demek ki Kadriyem. Git dinlen de. Ne var bunda Allah aşkı için? Hmm. Ben onun maksadını bileyim. İşine baksan. Neymiş maksadı Kadriyem? Ne olacak beni buradan uzaklaştırmak? Görmeyeyim mi? Ne söylesem böyle dik dik bakayım ona. Ya Kadriyem, buruntu yapma kendine. Aha bebeğimiz var karnında. Sen bugün yoruldun çok. Hadi gidelim, biraz dinlen, biraz yat, uyu. Allah aşkı için hadi, hadi. Meleğin derdi biterse ben de dinlenirim artık. Başak, Başak. Ne yüzle gelmiş ha? Ha? Konuştun mu, sordun mu? Pek konuşmadık. Telaşın arasında ne diyeyim şimdi Kadriye? Ben gideyim Kadriye, arabadayım. Ha, gelirsin sen. Maksadı ortalığı gana bulamakmış, gördük. Haksız mıyım? Thank you.
işi var burada. Seyit Ali yapma. Karışma abla. Anne. Beni hapse atarlar mı? Oğlum dayım bir uyansın, bunu sonra konuşuruz. Neyi sonra konuşacağız anne? Ben adamı resmen bıçakladım. Şimdi düşünme bunu, olur mu? Sabah ola, hayır ola. Anne, adamı bıçakladım diyorum. Ne yapacaklar? Eline sağlık deyip salacaklar mı beni? Defne. Bırak kızım, bari sen yapma. Ne olursun, sen üzme bari beni. Ya bir yüreğinizi karartmayın. Bir içinizi ferah tutun. Bir... Anne. Söyle ballı kalp benim. Hani demiştin ya burada evin var diye. Doğmuşsun ya burada. Evet Seyit. Şimdilik biz eve giremedik ya. Dede bizi sevmiyor mu? Sevmez olur mu hiç? Dede sizi çok seviyor. Dedem senin baban mı? Evet yavrum. Ablam dedi ki, baban sana çok kızmış. Artık seni sevmiyor mu? Öyle şey. Bak şimdi. Babalar evlatlarını her zaman çok severler. Senin baban seni çok seviyor. Benim babam da beni çok seviyor. Hepimizi çok seviyor. Ama sen bazen yaramazlık yaptığında ne yapıyor? Kızıyor sana, değil mi? Sonra özür dileyince affediyor baba seni. Böyle bir şey. O zaman özür dile, affetsin baban seni. Biz de eve alsın. Affeder değil mi anne? Tabii ki, tabii ki affeder. Verteceğim. Sen ne yapıyorsun oğlum? Yat oğlum, derlenme lan. Yat. Yatsana Mithat. Yat, derlenme. Hayırdır oğlum ya? Anlat bakalım. Kimle kapıştınız? Nasıl oldu? Şey oldu abi.
dükkanına düştüm. Elimde de bıçak vardı. Sen de üstüne düştün öyle mi? Aynen abi. Öyle oldu. İnsanın kendini ettiğini kimse etmiyor değil mi? Öyle abi. İnsanın kendini ettiğini kimse etmiyor. Haklısın. İtaat, o dükkanda eline hiç bıçak aldın mı sen acaba? Tanımıyor olsam seni. İşte abi, ilk defa elime bıçak aldım. Onunla da böyle oldu. Bir de öyle düşün yani. Peki, inşallah bunun arkası gelmez. Yok abi yok. Gelmez, merak etme. Geçmiş olsun. Eyvallah. Geçmiş olsun. Sağ olun Mehmet'im, sağ olun. Defne, ne yapacağım ben? Almanya'ya dönemem, burada kalamam. Bu adam beni bulursa kesin öldürür. Saçmalama be. Kolay mı öyle? Kızım görmedin mi? Annem bulduğu yerde vurdu. Ya bu adam yakalarsa bana ne yapar? Annem izin vermez. Vermese ne olur Defne? Ya vermese ne olur? Benim ortadan kaybolmam lazım. Benim canlarım. Anne ne oldu? Uyandın mı? Kendine geldin mi? Ne oldu? Ne oldu? Ne halde? Evet, iyi oldum. Çok şükür iyi. Ben gittiğimde polis yanındaydı. Polis mi? Polise verdi değil mi benim ismimi? Oğlum. Anne, anne mahvoldum ben. Ben ne yapacağım? Ben bittim, mahvoldum. Anne ne olur sen bir şey söyle. Ben ne yapacağım? Dur oğlum, bir sakin. Gel, gel. Bak bir kere ben varken sana, size, hiçbirinize, hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Tamam mı? Hem hiç öyle bir şey olmadı. Dayın kaza oldu dedi. Ne senden bahsetti, ne başka bir şeyden. Bir şey demedi mi? Nasıl? Benim adımı söylemedi mi? Söylemedi mi anne? Demedi o. Demedi. Çok korktum. Annem ben hapse gireceğim diye çok korktum. Allah korusun. Tamam. Tamam, bitti. 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 Bitti geçti, tamam mı? Oğlum bak, dedim sana. Ama bak. Bir daha öyle delirmek yok. Sakın. Küçük kuşum, sensiz olur mu hiç? Hiç olur mu sensiz? Oh, gel bakalım, gel bakalım. Abisiyle sarılsın, ablasıyla. Oh. Ah, Alpay, nereye? Ya ne demek nereye Allah aşkına? Para bulmam lazım. Gidiyorum. 3.000 euro. Ya adamlar gelirse senden önce, ne yapacağım ben burada? Bir başıma ya. İki gündür çocuğu arıyorum, bulamıyorum. Ortalıklarda yok. Gideyim bari parayı bulayım diyorum. Anladın mı? Sende var mı para? O zaman dizinin dibinden ayrılmayabilirim. Şaka mı yapıyorsun? Ben de sana onu söylüyorum. İşin şakası yok. Alpay bir konuşalım. Bir saniye bir konuşalım. Ya. Hoca, bugün yolla beni gideyim ha. Duramam ben burada. Bugün kalman iyi olur. Yarın durumuna göre bakar, taburcu ederiz. Yapma hoca ya. Vallahi bak ben durağım, bunalırım burada. Pansuman yapılması lazım. Yoksa enfeksiyon kapar yarın. Her gün yaptırırım. Söz vallahi bak. Ama bak, öyle ortalıkta gezinmek yok. Yatacaksın. Tamam, her gün yatarım. Yeter ki çıkayım şuradan. Peki anlaştık. Hemşireye yazdırırım ben çıkışını. Sen halledersin.
Yok yok, hiç gerek yok. Bizimkiler burada zaten. Onlar yazdırır çıkışı. Geçmiş olsun. Sağ ol canım. Biraz ama Mithat hastaneden çıkmadan bizim kalacak bir yer bulmamız lazım. Peşine düşer. Ya ettiğin lafa bak. Yerin hazır zaten. Hadi topla çocukları, bana gidiyoruz. Sağ ol Başak'ım ama orada bulur bizi. Eliyle koymuş gibi bulur. Ya söylemezsek nereden haber olacak ki? İhsan'ı Zehra'yı tembihleriz. Ya siz de ortalıkta gözükmezsiniz birkaç gün. Ya böyle kalacak bir yer ayarlayana kadar idare ederiz. Bilemedim ki. Ben bildim işte. Ya hem bir başına evdam aramak bulmak kolay mı? El birliğiyle hallederiz işte. Ama yani acele et. Çünkü arkadaşlar Mithat'ın tabuç kağıtlarını hazırlıyordu. Çocuklar. Çocuklar hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Bize gidiyoruz. Tamam, anneme yardım et şuradan bir şey. Hadi. Sen masaları sileyin. Ustam da yüz karasını sileyin herhalde konakta. Ya abi o nasıl laf? Kocaman adamsın, yakışırsa ha. Ne desen bir daha de hele. Ustan diyeyim ustan. Utancından kendini konağa kilitlemiş. Sen ne konuşuyorsun? Sen ne konuşuyorsun lan sen? Bırak adamı, çağırsak da! La zeytin! Bırak lan! Bırak lan! Bırak lan! Ustala! 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 Ya ustala ne edeyim? Ustala yürüyorsun, yürüyorsun konuşun ya. Lan ne edeceğiz? Dar ulan hakikaten. Geç içeri. Lan! Vedam, senin bu yaptığın bir değer iki değer ha. Geçin güvene. Geçin güvene. Güvene mi? Sağ ol lan, sevgimi, saygımı, hürmetimi bileyim ha. Senin bu velinin yaptığı bir değer iki değer. Eğriyi doğruyu biz senden öğrendik ama seninkilerin yaptığına bak. Vallahi üzüleyim Cumanem mi? He vallahi üzüleyim. Hadi süpürün Uray. Halamlar Mithat'ı getirirler. Şöyle güzel bir çorba yapın. Buru dolma. Tamam gelin hanım. Bir de Mithat'ın en sevdiği yemek neydi o? Küşleme. Ha yaşa. Aferin kız. Biz hepsini yaparız. Hah, geliler. Mithat, maşallah ayaklanmışsın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sen ver yükünü bana. Ben seni odana çıkarayım. Lüzumu yok hala. Kendim çıkarım. Oğlum o kadar merdiveni nasıl çıkacaksın? Ayağımızı kesmediler ya lan. Sen dükkana mı geçirdin? Değil miyim ki abla? Az uzan istersen, dün gece hiç uyumadın. Mahmut işin başında nasıl olsa. Doğru diyorsun abla, ben biraz uzanıyorum. Beyhan, Mithat'ın sevdiği yemeklerden yap verin kız. Tamam hanım. Hala, ne yaptınız oğlana? Kerem mi ne? Verdiniz mi polise, tutuklandı mı? Kimseyi polise vermedik Kadriye. Mesele bu çatının altında. Sen de dilini tutuver artık. Oldu mu kızım? Mithat da bu işin peşini bırakmaz ki. Bırakırsa da ben Kadriye değilim. Ki bilmeyi o eve gelmeden uyku uyumadığını. Hala yok ondan. Anacığım, vallahi kendine eziyet edeyim. Halil çocuk mu? Koca adam. Yüreğe dağlanmış erken ne edeceği belli olmaz kızım.
kolay mı? Bunca yıldır uğraşıyor acısını dindirmek için. Tam evlenmeye niyet etti. Şu oranımız. Kaderin önüne kim geçebilmiş ki Halil geçsin? Lafını bil de konuş gelin. Benim oğlumun kaderi o kız değil. Melek kendi elleriyle sildi o yazıyı. Ben onu demek istemedim ana. Halil'in nasibinde nikah varsa ne gelen mani olabilir ne giden demek istedim. Oo, günaydın hanımlar. Ne ediyorsunuz? Günaydın annem. Kuzum. Kızım Ömer'in kahvaltısını getir. Aslanım be. Ne yapıyorsun anam? Annem. Gel. Dedeme baktım odasında yok. Tansiyonunu ölçecektim. Dükkana gitti. Duvara zincirlesem onu da söküp götürecek peşinden. Hiç canına ehemmiyet yok, hiç. Sen üzülme sultanım. Ben gider dükkana bakarım, ilaçlarını da veririm, tansiyonunu da ölçerim, tamam mı? Halim'den haber var mı? He. Mesaj attı gece, bağ evindeymiş. Allah bere de itip gitmeyeken. Gözünü seveyim, peşinden ayrılma. Takip et onu. Sen merak etme. Hadi git kahvaltını et, hadi. Haydi. Haydi. Kusun. Allah. Şu melek geldiği gibi gitse de dirliğimiz, düzenimiz bozulmaz. Gidecek olsa yıllar sonra dönmezdi ana. İçime vur, düşürme Vildan. Halil'le o kız aynı yerde nefes alıp vermeye başlarsa vay başımıza gelin. Yavruma yuva kurmak benim analık hakkım. Ah şuraya kerti. Kim ki buna mani olur? Dost demem. Gönül, hatır dinlemem. Yıkarım konu başlarına. Bir kez kurban ettim evladımı Karadağlara. Daha da verecek canım yoktur. Kolay gelsin. Sağ ol. Oo, Halil, hoş geldin. Yukarı geldik abi çünkü. Babam konuştukça ben ezildim. Dur diyemedim. Sus diyemedim. Mirza'nın yanına gittim, orası da dar geldi. Can hiçbir yere sığamadım hafızayı. Dünden beri elimde çekiş sebep kalkıyorum. Anlaşılan senin son olaylardan haberin yok. Ne oldu ki? Alacak ki. Mithat Melek'i bulmuş. Melek'in oğlu da Mithat'ı bıçaklamış. Nasıl ya? İyi mi Mithat? İyi. Hastaneden çıktı. İbari. Çok şükür. Şükür halimize. Bak şimdi. Seyit Ali hasretiyle kızgınlığı arasında böyle sıkışıp kalmış. Baban desen esip gürlüğü böyle. Ne kulağına ses giriyor ne de laf. Ama en kötüsü ne bilin? Ha? Melek'in durumu. Hiç kimse hal hatır sormadan kızın üstüne yürüdüler. Yok. Hepimizin aklı durdu. Karşımızda görünce. Oh, mis gibi oldu benim ballı katmerim. Taze bal oldu. Oh, uykum geldi değil mi? Gel bakalım. Anne, neden burada yatak ya? Güzel değil mi böyle? Ben küçükken hep böyle uyuyordum biliyor musun? Hı. Ya. Hadi bakalım. Çok güzel rüyalar görüyorum. Anne ne kadar kalacağız biz burada? Birkaç gün kızım. Ya en fazla birkaç gün. Bak ben yanınızda değilken dışarı falan çıkmayın tamam mı? Yabancısınız buralarda, evi bulursunuz, bulamazsınız. Kerem. Nereye gideceğiz ki zaten buradan? Turist gibi müze mi gezeceğiz? Varsa tabii.
Hadi yatın uyuyun biraz. Dinlenin tamam mı? Perişan oldunuz. Hadi güzel kızım. Hadi oğlum uyumaya çalış. Nereden çıktılar? Hani sana anlatmıştım ya kızım, Melek diye bir arkadaşım vardı. Ha şu kayıplara karışan hani. Ya kızım sessiz olacaklar. Ne var baba, yalan mı? Neyse ne, Melek'le çocukları birkaç gün misafirimiz olacak. Ay aman anne, beni hiç bulaştırmayın. Kız bayağı havalı, yüzüme bile bakmadı. Olan da salak galiba biraz. Kızım yol yorgunular, ta Almanya'dan geldiler. İyi tamam. Ben odamdayım. Kıza niye söylemedin? Ay ne diyeyim İhsan? Oğlan dayısını bıçaklamış, Mithat da peşinde mi diyeyim? Korkar. Ben de korkuyorum hayatım. Sonuçta adam bıçaklayan birini evimize çağırdım. Tamam, Mile eskiden beri tanıyoruz. Ama eskiden kim bilir neler yaşadı. Nasıl bir insana dönüşse haberimiz yok. Ya ne diyorsun İhsan? Sokakta mı bıraksaydım kadını? Babası eşikten içeri almamış, görmüyor musun halini? Hemen sana diyeyim. Mile'nin gelişinin altında başka bir şey var. Kendi söylemedi ama ben anladım. Ben anlarım. Vallahi başka bir bela çıkmasın da. Bak benim bir çocuğum var. Ben çocuğumu düşünmek zorundayım. Bir an önce başka bir ev bulsunlar da hemen gitsinler. Asıl sen akşamı nasıl halledeceksin onu düşün. Meryem gelecek, Halil burada. Ne yapacaksın? Ben onu var ya tamamen unuttum. Ay yok olmaz, buraya gelemezler. Zaten Halil duysa var ya adımını atmaz. Ay ben ne yapacağım İhsan? Vallahi bilmiyorum hayatım. Onu milleti toplamadan önce düşünecektin. Ya ne olur bir şey bul, iptal edelim. Yani... Ya kime diyorum İhsan, bir şey söylesene. Paşam, biz bu akşam gidelim diyorum. Bir otel ayarlasak. O nereden çıktı? Ya şimdi düzeniniz belli. Bozmayalım. Ya o nasıl söz? Ben şimdi İhsan'a Mithat'ı anlattım. Nasıl yardım ederiz diye. Onu konuşuyorduk değil mi İhsan? İhsan'ın bir müvekkilinin bağ evi varmış. Boşta. Onu kiraya verir mi diye soracaktı İhsan. Değil mi? Ya... Ben bir konuşayım adamla, sana haber veririm. Gerçekten mi? Yani... Çok sağ ol. Ya en azından bir... Tabii hani önce bir... Kaç paraymış bir sorabilir misin? Çok yani... Çok para yok üstümde. Baban mı? Evet ya. Ablam dedi ki baban sana çok kızmış, artık seni sevmiyor mu? Koç. Kerem'in babasıyım ben. Oo. Sizi aramak istemiştim.
Çünkü Kerem'e hiçbir şekilde ulaşamıyorum. Bir şey mi oldu? Kerem son oyunda gerçekten çok iyiydi. Süper. Mutlu oldum. Devam etsin. Diğer antrenörler ve yöneticilerle de görüştük ve iyi bir transfer ücreti karşılığında hemen takımda başlasın istiyoruz. Ya. Bu çok güzel ama Kerem şu an tatilde. Onu arayacağım ben. Ama transferi nasıl yaparız bilmiyorum. Aslında Kerem'in bonservisi bizde. Ama kesinlikle başka takıma gitsin istemiyoruz. Kerem Reşit değil, sorun bu. Siz bana ödemeyi yapın, Kerem sizindir. Hmm. O zaman gelin detayları ofisimde inceleyelim. Okay. Buyurun. Okay. Madem öyle, kafana estiği gibi gelip ortalığı kanavladın. Biz de gereğini yapalım bakalım. Kim o? Benim. Ne var? Yemek getirdiydim. İsteyen oldu mu? Mecbur yiyeceğim. İlaçlarım var. Dolaşma ayağımın altında. Kendini beğenmiş. Ukala. Seni düşün önünde kabardı. Kız o ses de neydi öyle? Mithat Bey'in kükremesi. Yemel mi yemel? Yok yedi ana. Daha yeni geldiydi. Yaralır yaralı nereye gideyim? Ya ben ne bileyim ana ya. Kanlı gömleğini de almış eline. Esti gürledi çıktı gitti. Hayırdır Beyhan? Hanımım, Mithat çıkmış. Kanlı gömleğini de almış. Ay başıma. Ben demedim mi? Ha? Ben ne dedim? Mithat durmaz bu işin peşine düşer demedim mi? Düştü işte. Allah muhafaza. Onu doğru dedin hala da artık ok yaydan fırladı bir kere. Beyhan, almacılardan Hüseyin Usta'yı ara da konağa gına yollasın. Kadriye'nin gına yakası var. Aşk olsun ola. Ben kötülüğüne mi dedim? Mithat'ı tanıyayım o bakımdan yani. Mahmud'a mı haber etsek peşine düşse? Ayol benim kocam nereden bulsun Mithat'ı ya? Abla ne oluyor? Mithat yok gitmiş. Kanın bulaştığı gömleği de almış. Bir şey yapsaydı Ali. Oğlanın gözü karadır. Öfkeyle elinden bir kaza çıkarsa ciğerimiz yanar. Abla. Ben Mithat'ın önüne nasıl geçeyim? Daha benim içim durulmamışken. Bana nasıl mani olur? Yıllar sonra hiçbir şey olmamış gibi çekip çıkıp geldiğinde bütün bu olağan bitenlere hesaplamamış mı? Etmemiş demek, bilememiş demek nasıl bilendiğinizi yıllarca. Zamanla öfken dindi sanmış. Demek ki yalnız sanmış abla. Sokağa attık da iyi mi oldu? Alsaydık çatımızın altına. Oğlana dur derdik, Mithat'ı dizginlerdik. Şimdi yakaladığı yerde acısın çıkar acı. Hangisine içimiz yanacak? Evladımıza mı, evladımızın yavrusuna mı? Nefise Sultan. Hadi meleğe acıman yok. Bari Mithat'ı düşün.
Ya elini kana bularsa halımız nice olur? Sen bu evin direğisin Seydali. Senin kanatlarının altında herkesin yeri var. Bırakıp gidenin de, pişman olup dönenin de. Yok Nefise Sultan, yok. Ben onu dilimden, gözümden sakınarak büyüttüm. Ama o bunu, yüreğimi lime lime et. Adımı, şanımı yerin dibine batır. Beraber büyüdüm. Çocukluğumu, gençliğimi elimden aldı. Babalığıma lanet getirdi. O gittikten sonra sadece dilim değil, yüreğimde lal oldu, bileyim mi? Hangi kabahatimin cezası olduğunu bilmeden yaşadım. Yüreğime taş basıp acımı katık ettim. Gel, şimdi de o etsin. İyi. Kanımız sokaklara dökülsün, ocağımıza ateş düşsün, canlarımızı getirsinler böyle ağlıya koysunlar. Bakalım o zaman gönlün feraha erici mi? Melek, ya rahat bir nefes al artık. Kendin duymuşsun işte, Mithat şikayetçi olmamış. Başak bana nasıl baktığını görseydin korkumu anlardın. Uğraşacak oğlumla. Ya öfkesi taze. Ortalık bir durulsun. Ben Nefise Hala ile konuşurum. O da Mithat'la konuşur. Hem onlar da istemez meselenin büyümesini. Ne bileyim işte. İçim hiç rahat değil. Melek, bir sal. Böyle bir rahat bırak kendini. Ya kötü düşünme ne olur. Ya daha fazlası yok ki bunun. Gördün göreceğini. Tipteyim değil mi? Ben çocuklarla bu haldeyken ne yapardım sen olmasan? Biz beraber büyüttük Melek. Arkadaşınım ben senin. Gidişine gönül koymadın mı? Koydum elbet. Ama ne olursa olsun yanında dururum. Yettiğim yere kadar ne gerekiyorsa yaparım senin için. Sağ ol ben. Ne diyeyim bilmiyorum ki. Sana karşı da boynum bükük. Vefasızlığın bahanesi olur mu? Gençlik de, cahillik de. Ama ben gittiğimden beri kavruluyorum. Her gün, her an şu an kavruluyorum. Yandım. Antep'in adı gurbet oldu. Yuvamın, toprağımın. Çocukluğumun adı hasret oldu. Mithat. İyiyim, evde oturuyorum işte. Sen nasıl oldun? Yaran nasıl? Yaram iyi de abi. Sen bir söyle bak. O yüzsüz sizde mi? Ben Melih'i görmedim. Yani bilmiyorum. Abi. Bak bana hikaye okuma. Ya bilmiyorum diyorum sana. Bak sen de sakin ol artık, tamam mı? He abi, he. He. Willkommen zu Hause. Ich sehe, Sie sind alleine gekommen. Wo ist denn Ihr Sohnemann? Ich bin gekommen, um das Geld zu finden. Und Kerem, er will sich entschuldigen. Ach so, sehr gut. Und wo ist das Geld? Super.
gefällt aber was, junger Mann. Ich habe Söhne auf ihn. Aber sie haben bekommen ihr Geld. Mhm. Und wann? In Kusa. Am Morgen. Gut. Wenn du schon heute so viel zusammenbekommen hast, dann schaust du auf den Rest bis morgen. Okay. Vergiss nicht, morgen. Ne işler açtım başıma ya? Adamlar kendi evimde esir etti beni. Ya bana bir şey yapsalardı? Seninle bir dertleri yok. Ben onların dertlerini çözmeye çalışıyorum, farkındaysan. Parayı nereden buldun? Parayı nereden bulduğumun bir önemi yok. Benim Kerem'i bulmam gerekiyor. Çıldıracağım ya. Ben de! Unutmuşum buraların sıcağını. Melek. Hı. Az önce Mithat aradı. Siz sordun. Burada olduklarını söylemedin değil mi? Söylemedim tabii ki, yani bilmiyorum dedim. Ama o durmaz. Durmaz o, biz kalamayız burada. Yok yok, sakin ol. Yani bana inandı. Ben geleceğini sanmıyorum. Yok yani o... Taktı o bir kere şimdi, taktı. Taktı, döner dolaşır, mutlaka gelir. Bizim kalacak başka bir yer bulmamız lazım hemen. Kim lan bu? Alo. Baba gel kurtar beni. Oğlum sen neredesin? Niye ben senin telefonlarına ulaşamıyorum? Ya baba ne olur bir şey sorma. Başım belada ya. Biliyorum, haberim var. Kulüpten söylediler. Bana bak, şimdi sana vereceğim adresi, hemen geliyorsun tamam mı? Gelemem baba, gelemem, gelemem. Burada başımda bela var. Ne demek gelemem ya? Neresi orası? Gaziantep'teyiz. Gaziantep mi? Ne işin var lan senin orada? Kime sorup da gittin? Of baba ya. Ne demek of ya? Tabii ya. Annen kaçırdı değil mi? Oh, neyse, onun hesabını daha sonra soracağız. Sen şimdi beni iyi dinliyorsun. Hemen havalimanına gidiyorsun. İlk uçağa atlıyorsun ve dosdoğru buraya geliyorsun. Annem bırakmaz beni. Burada başımda başka bir bela var baba. Hele bir gelme. Ben sana asıl bela olacağım. Baba anlamadın galiba sen. Bak peşimdeler. Peşimdeler, yakalarlarsa yaşatmayacaklar. Burada ufacık eve tıkıldım kaldım, burnumu çıkaramıyorum. Sen hala Almanya gel diyorsun ya. Kerem, sen nasıl bir belaya bulaştın oğlum? Burada aranıyorsun, orada adamlar peşinde. Baba telefonda anlatamam. Yakalarlarsa yaşatmayacaklar, kaçarım yok. O kadar. Feşleşti baba. Kerem beni iyi dinle oğlum. Şimdi ilk uçakla oraya atlayıp geliyorum. Sen annen ve peşindekileri atlatıyorsun. Ve doğruca havalimanına geliyorsun. Seni oradan alıyorum ve ikimiz beraber atlayıp buraya geliyoruz. Tamam mı? Anladın mı dediklerimi?
Gerçekten Antep'e gidecek misin? Evet, gideceğim. Alpay, delirdin mi ya? Delirmedim. Ama Kerem'i bulmazsam delireceğim. Neredesin Tuzan? Neredesin Tuzan? Bir tatım. Geçmiş olsun. Eyvallah. Bir şeyler duyduk. Kaza bela olmuş galiba. İyiyim abi, sıkıntı yok. Bize düşen bir şey var mı? Hallederiz evvelallah. Yok abi. Eyvallah. Beyefendi, iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Kanamanız var sizin. Gelin yaranıza bakın. İyiyim ben, tamam. Yürüyorum. Beyefendi, bakın inat etmeyin. Yani bayılacaksınız, hiç taşıyamayacağım sonra. Buyurun. Seyit Ali. Duydum ki kapını açmamışsın kızın ha. Ama yetmez. Huzurumuz, birliğimiz olsun. Yüz yüze bakacak takatimiz kalsın diyorsan o buradan gidecek. Cumalı. Kim nerede kalıyor beni hiç ilgilendirmiyor. Ama sen neden bu kadar kaygılanıyorsun bilmeyeyim. Bu kabahatini unutmuş, yüzüne elini almış gelmiş ama biz yaşadıklarımızı unutmadık. Alnının karasını geldiği deliğe kovacaksın. Yoksa Wuhan değil, bu şehir bize dar gelir ona göre. Selamun aleyküm oğlan. Aleyküm selam. Seyit Ali, çocuğa söyle. Abi ocağa koysun, ben birazdan geliyorum. Cumali, geçmiş ola. Dün akşam hastanedeymişsin, hayırdır? Ya, yok öyle, biraz darlandım. Ne olacak baba? Ne olacak oğlum? Geldiği gibi gidecek. Onu demeyeyim baba sana. Ben ne demeyeyim? Halam aradı beni. Mithat'ın silah odasında yokmuş baba. Onu da alıp çıkmış galiba. Lan benim aklıma mukayyet ol. Önce bunu bir için, sonra yaranıza bakalım. Gerek yok. Ben hastanede baktırırım. Beyefendi, yaranız var ve kanamış. Ha, eğer bana güvenmediyseniz ambulans çağırayım, onlar ilgilensinler. Ama sizi bu şekilde bırakamam. Ben izninizle bir bakabilir miyim? Ne zaman oldu bu? Dün sabah. Siz bugün ayağa kalktınız, öyle mi? Canınızın hiç mi kıymeti yok? Kadarcık yaradan ne olacak? İyiyim ben. Hı hı, belli, iyisiniz. Allah'tan dikişleriniz açılmamış. Şimdi ben orayı güzelce temizleyeceğim. Sonra da pansuman yaparız. Ama siz de eve gidip yatacaksınız. Sonra da yarın geleceksiniz, pansuman yemeyeceğiz, tamam mı? Ay, çok özür dilerim, acıttım mı? Acımadım. Düşünüp durma artık.
En fazla kapıya gelir yok deriz. Saklarız sizi. Ya girip evimi arayacak hali yok ki. O kadar haddini aşamaz. Bilemedim vallahi. Akşama misafir mi var anne? Babam öyle bir şey söyledi de. Yok kızım. Melek teyzenler için demiştir. Peki. Ona pek öyle gelmedi de. Ay Başak, gerçekten misafiriniz varsa biz... Yok Melek ya, ne misafiri? Sizin için demiş işte İhsan. Şunun altını kısayım. Zehra. Sen bir koşu bir ekmek alıp gelsene bakkaldan. Tamam. Kızım benden güzel yapıyorsun vallahi. Unutmamışsın. Kız niye unutayım? Orada belediye başkanı mı yapıyor yemeği? Gene ben yapıyorum Almanya'da. Ne yemeklerimizi yaptım. Kerem var ya, bayılır beyran çorbasına. Hele sen ufaklığı gör. Lebeniyeyi nasıl yiyor, nasıl böyle? Buradaymış gibi büyütmüşsün çocuklarını. Benim kız var ya, ağzına sokmaz. Baksana be. Sen miydin ya? Nereye? Hiçbir yere. Ha, oraya buradan gidilmiyor yalnız. Çok komik. Sıkıldım, evde hava almak için çıktım. İyi. Dikkat et. Ekmek vereyim mi? Ata ata gidersin, evin yolunu bulman daha kolay olur. Stand up yapsana sen. Harcama buralarda. Geri zekalı ya. Öfkesi durdurak bilmeyseydin. Mithat desem deli fişek. Bu durumda ortalığı yine sen düzelteceksin. Ben ne edeyim Hafız? Kızı konağa çağırayım. Çalım kibriti konağa yakıp... sonra da Cumali ile Mithat'ı seyre mi çağırayım? Ateş ateşiyle söndürülmez Seydel. Bilin, senin de için durulmuyor ama... eğer ki huzur istiysen... yüreğindekiyle dilini bir edeceğim. Benim özümde bir, sözümde bir Hafız. Seni tanırım Seyler. Mayanı, özünü bilirim. Hani yüreğin yansa da kimseye kin tutmazsın ki. Acı hatamızı öğretir, bizi pişirir. Hamlığı tamlığa yürütür. Ama ve lakin siz ne ettiniz? Acıyı dindirmek yerine ona bir kurban verdiniz. Baba ocaktır. Şefkatin, sevginin yüzüdür. Bazen öğretmek adına katı davransa da sarılıp kollamaktır. Öyle kızdım, kırıldım diye baba canından vazgeçmez. Gözüyle bakmasa da özüyle bakar. Velhasılı
Şimdi önce sen Mithat'a set olacaksın. Cahilliğinle bir aptallık yapmasına mahal vermeyeceğim. Sonra da canından gelen canlar arka çıkacak. Senin gibi babaya da bu yaraşır zaten. Oğlum, Mahmut Bağ abi baksın. Konakta yemek varmış gittiğinde. Halil de oradaymış. Konuştunuz mu? Anne, anne. Aman benim ballı katmerim uyanmış mı? Uykular ona çok yaramış da iyice mis mi olmuş, bir koklayayım ben seni. Oh. Oh. Ay, boncuk boncuk terledin mi sen? Aman bunlar ne? Törek gibi kabarık mıymış bunlar? Parmakları da böyle mısır tanesi gibi dizilmiş mi? Karnım acıktı. Acıktın mı? Sen biliyor musun Başak teyze sana neler yaptı? Ay ben seni yaradana kurban olurum. Gel karnını doyuralım, ister misin? Ablayla abi uyandı mı? Ablam uyuyor, abim yok. Nasıl yok? Bilmem. Ya tuvalette falandır, evin içinde nereye gidecek? Ben bir bakayım. Dur oğlum sen burada otur, bekle beni. Ben geldim. Ya kızım bir baksana, Kerem banyoda mı? Ha gitti o. Nereye gitti? Bilmiyorum ki. Kapının önünde karşılaştık. Biraz dolaşacağım dedi. Ya zaten Mithat abi de yanındaydı. Galiba birlikte dolaştık. Seyit Ali koş. Gel 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 gel. Gel anne. Ya Melek, sakin ol. Kesin bir şey yok. Anne ne oluyor? Defne. Defne. Çıkar çıkar çıkar. Defne. Defne kalk kızım. Defne. Kızım kalksana. Anne. Ne oluyor? Kerem yok. Anne nerede? Ne bileyim nerede, Allah'ım korusun. Kızım kalksana, üstünü değiş. Çıkıyoruz hemen. Sen o çayı götür de bana bir limonlu su getir bayan. Peki hanım. Böyle el kolu bağlı işim. Meleklerin halini ceder bilmeyin. Seyit Ali'ye mi verdirdi, peşine düşer miyim? Öyle nasıl durumun, Allah'ım sen bana yardım et. Bu kadar yüreğim dünyaya sığmayayım. Ya Melek dur, nereye? Oğlanı bulacağım, Mithat affetmez. Ya sokak sokak bulunur mu? Dur bir arayalım önce Mithat'ı. Yok açmıyor. Ya bir şey yapacak oğluma, canına getirecek Allah'ım korusun. Yok. Yok duramam. Ya Melek teyze çok özür dilerim, ben böyle olacağını bilseydim. Yok kızım seninle ne ilgisi var? Melek konağa git. Konak mı? Ne alaka ya? Yok. Konağa dönemem. Oraya dönemem. Sana bir tek onlar yardım edebilir. Hadi oğlum, yürü kızım. Ya Melek bana mutlaka haber ver. Affedersiniz. Misafirin mi vardı? Erken mi geldin? Yok, yok canım, geçsene. Meryem. Meryem. Ya şekerim fırlayacak. Gözünü seveyim, az kendini düşün hanımım. Canım dardı. Mithat bulunmadan bana huzur yok beyhan. Hala daha demin konuştum Mahmut'la. Duydun sen de. Babam demiş git demiş, Meleğe ara bul demiş. Ne yapsın kocam? Bütün Antep'in altını üstünü getiriyor. Mahmut, bir ses yok mu evladım? Yok hala yok.
Ne Melek'ten ses var ha, ne Mithat'tan ses var ha. Her taşın altına baktım, yoklar ana. Aha düvene geldim şimdi. Beyha kapıyı aç. Belki hayırlı bir haberdir. Allah'ın birinden biri çıksa ortaya. Melek, hala. Hele bakın yine kim gelmiş. Hala, Allah aşkına. Melek, Allah aşkına yardım et. Ne oldu kızım? Mithat oğlumu kaçırdı. Bir şey yapacak, ne olur bulun onu. Oğlumu kurtarın, bir şey yapacak. Ne olur hala, Allah aşkına. Aman, yine evimize ateşler düşecek. Kan döküleceğine kan. Kan. Kan mı? Anne! Anne! Melek aşkına. Anne, iyi misin? Melek! Anne! Üzülme soketim. Anne! Aşkım, bir şey yapma aşkım. Anne, ne oluyor? Birine bir şey mi oldu? Konuşsana Mahmut. Mithat mı? Yok baba. Mithat'ı bulamadım da. Ha. Melek konaklaymış baba. 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 Yakaladı, göndermedi tabii. Ama ben gelip Kerem'i anlayabilirim. Melek Hanım. Sofraya gelsene Meryem. Herkes gelseydi de öyle otursaydık. Halil geldi herhalde. Heyecanlandım ben vallahi. Geliyorum ben. Hoş geldin Meryem. Hoş bulduk İhsan abi. Hayatım, bir bakar mısın? Pardon. Hayatım, Melekler nerede? Ya sorma İhsan. Ben şimdi düşüp bayılacağım. Kerem'i bulmuş götürmüş. Melek çocukları toplayıp onun peşine gitti. Onun üstüne Meryem geldi. Halil ortada yok ya. Elim ayağım karıştı valla. Başak, ne oldu? Bir sorun mu var? Yok. Ne olacak tatlım? İhsan da şimdi Halil'i arıyordu yemek hazır diye. Peki tamam. Annesi gelin haberi var mı bu durumdan? Ne durumundan? Halil'le bizi diyorum. Tanışacağımızı falan biliyorlar mı? Tabii ben söyledim Zümrüt teyzeye, o da çok sevindi, çok mutlu oldu. İyi, sevindim. İhsan, sen de hani Halil'i arayacağım dediydin. Tabii öyle dediydin değil mi? Hadi gel biz içeri geçelim Meryem. Oğlum bu saat olmuş, niye haber vermediniz? Amca telefonun kapalı dünden beri, gece mesaj çıkmışsın o kadar. Nasıl şimdi babam, ne dedi doktor? Tansiyonu yükselmiş, taşikardisi olduğu için hoca gece boyunca tutmak istedi. Ama iyi şu an çok şükür, merak etme. Hatta dükkana bile gitti. Tamam, geliyorum ben de. İhsan, sen de kötü bir haber verme kardeşim. Oğlum hayırdır, kötü bir şey mi oldu? Bana bak, Mithat melekleri mi oldu yoksa? Melekler nerede ki? Buradaydılar da konağa gittiler. Bana bak, ben seni niye aradım biliyor musun? Meryem burada. Hani buraya gelecektin ya, yemek yiyecektik. Kardeşim kusura bakma. Babam dün hastanedeymiş. Benim de şimdi haberim oldu. Eve geçiyorum ben. Tamam kardeşim, geçmiş olsun. Evet. Durum şu. Cuma Ali amca hastalanmıştı ya hayatım. Halil'le yemeği başka zaman yiyelim dedi. Kusura bakmayın dedi.
E aslında haklı tabii. Hastalık bu. Ya tabii. Yani talihsizlik işte. Çok mu ciddi babasının durumu? Yok değil değil. Ha. Ama yine de gelmiyor yani. Neyse. Ben müsaadenizi isteyeyim o zaman. Yani olmadı böyle. Şimdi ben çok üzüldüm. Evet ya, olamadı. Olmadı. Yani sana da ayıp oldu. Hastalık işte. Ne yapalım? Ya yemek yeseydik tatlı. Yok, teşekkür ederim gerçekten. Ya benim hiç içim esinmedi böyle. Kısmet. Bak. Buralar böyle anten. Baksana lan! Almanyalardan buraya kadar gelmişsiniz. Şehri bir göstermeden göndermek olmaz değil mi? Bu ne lan? Bu ne lan? Bu ne? Bu ne? Benim kanım. Akıtanın kanını akıtmadan durur muyum sandın ha? Allah, ben iyiyim. Oğlumu bulun. Yalvarırım, ben iyiyim. Korkma kuzum, korkma. Annen iyi olacak. Gülsine, sen de çocuklara gencik şerbeti kap getir. Haydi işleri serinlesin biraz. Getireyim ben. Yalvarırım, oğlumu bulun ya. Başka bir şey istemiyorum ya. Mahmut ağır iyi zaten. Hala vallahi Kerem'in bir şeyden haberi yoktu. Kerem bilse hiç dayısına kıyar mı? O daha çok küçük. Sana kastedecek kadar büyümüş maşallah. Hadi sen de kendine gel artık. Bak ağlasın sen. Öyle kendini kapıp koyvermek olur mu? Sabi de korktu zaten. İşim var. Baba çocuk. Bu kapı sağ. 20 sene önce kapandı. Bırak! Çek gel! Bırak! Çek gel! Bırak! Çek gel! Bırak! Kurban olurum yapma baba! Baba kurban olayım yapma! Defne! Baba çocuğum, bana kurban olurum baba! Defne dur kızım baba. Babam.
olacaktı.